Evet arkadaşlar, şimdi belki cüzdan Chrome tarayıcıda nasıl alınır onu göstereceğim. Kolay bir işlem fakat yapamıyor olanlar olabilir. O yüzden şu adresi tarayıcımıza yazıyoruz: bit.ly/ykchrome. Enter'e bastığımız zaman direkt bizi Chrome Web Store'a götürüyor. Ben de zaten hali hazırda vardı fakat bunu ben şimdi şeyden sileyim. Kendi browser'ımda. Sonra tekrar şey yapalım, install edelim. Göstermek bağlı. Şimdi şurada add to Chrome diyoruz. Add extension diyoruz. Bütün datayı okuyabilir diyor ama şurada gördüğünüz gibi indiriyor. Onu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Yani şuraya tıklayarak nerede okusun, nerede okumasın, onların ayarlamasını yapabiliyoruz. Şu anda tıkladığımız zaman gördük ki create wallet, yani cüzdan yapım veya daha önceden cüzdanınız varsa onu import edin şeklinde gösteriyor. Daha önceden cüzdan varsa onu import edebiliyorsunuz veya bu Chrome extension burada duruyorsa zaten direkt şifreyle bütün cüzdanlarınızı tekrar alabiliyorsunuz. Biz şimdi create wallet şeklinde yapacağız. Buraya herhangi bir şifre giriyorsunuz. Aynı şifreyi tekrar giriyorsunuz. İşte rakam olsun. Ondan sonra harf olsun. Bunları karıştırıp girerseniz daha iyi. Zaten herkes şifre yapmasını biliyor sanırım. Buradan create diyelim. Şurada ezberlemeniz gereken kelimeler verdi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları kopyalayıp yapıştıralım bir yere. Şuradan download edebilirsiniz. Ben kopyaladım. Biraz sonra şeye yapıştıracağım. Şurada notepad'e yapıştıracağım. Şurada mesela şu şekilde yapıştıralım. Burada tabi böyle burada sırayla tek tek seçmeniz gerekiyor ama bu şekilde yapmak daha zor. O yüzden ben böyle bunu küçültüp buradan bakarak yapmayı tercih ediyorum. Mesela ne varmış? İlk kelimemiz değer. Ondan sonra rent varmış. Bu şekilde kelimeleri giriyoruz. Tek tek yapalım ki herkes görsün. Sileyim. Ondan sonra hello. Burada kelimelerin şeyi önemli. Sırası önemli. Position. Nice. Ve de son kelimemiz sugar. Bunu bu şekilde girdiğimiz zaman bunun çıktısını alabilirsiniz. Kendiniz ezberleyebilirsiniz. Veya güvendiğiniz bir şifre koruyucu programı yapabilirsiniz. Şimdi burada gördüğümüz gibi account one şeklinde bir account oluşturdu. Yani bir cüzdanımız oluşmuş oldu. Burada cüzdanınız burada durduğu sürece kelimeleri görebilirsiniz. Tabi burada şifreyi girmeniz gerekiyor. İlk başta şifre girmiştik ya, hatırlıyor musunuz şifreyi? Hatırlamanız lazım. Bunlar sizin kelimeleriniz. Bunu download edebilirsiniz. Mesela dediğim gibi burada bir hesabınız olmuş durumda. Private key export edebilirsiniz şifrenizi girerek gene. Bu private key kullanarak bu kelimeler olmadan import edebilirsiniz. Cüzdanınızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Burada da şeyler var, settingler var. İşte dili, ondan sonra şifreyi değiştirme, bilgiydi vesaire, bunlara tıklayabilirsiniz. Biz şu anda mainnet'teyiz çünkü mainnet'e geçti. Herhangi bir WICC veya WGRT vesaire olduğunda burada görebiliyorsunuz. Evet, güvenlik açısından da evet şu anda mainnet'teyiz. Güvenlik açısından da buraya sağ tıkladığınızda extension'la ilgili şeyleri görebiliyorsunuz. Burada when you click the extension derseniz sadece gittiğiniz sitelerde şey çalışacaktır. Bu extension çalışacaktır veya bütün şeylerde veya sadece bu sitede çalışsın diyebilirsiniz. Mesela yaptığınız alışveriş yaptığınız ya da işte kullandığınız sitelerde şey yapabilirsiniz. Şimdi burada cüzdanı nerede kullanacağız? Şimdi buraya ben daha önce girmiştim. O yüzden yani wallet'ı setup etmeden, cüzdan setup etmeden önce girmiştim. O yüzden daha cüzdan görünmüyor. Şuradan activate wallet diyelim. Tek yaptığı şey aslında refresh etmek. Evet. Buraya gönderdi bizi. Sanki bir daha indirdiler gibi ama geri geldiğimizde şuradan evet wallet'ı gördü şu anda. Yani refresh edip geri gelirseniz wallet'ı görüyor. Şurada Vaximax wallet. Şurada da public adresiniz var. Public adresinizi yani herkese açık olan WICC adresinizi buradan da görebilirsiniz. Şuradan kopyalayabilirsiniz. Ondan sonra tekrar mesela şu kelimelerin altına yapıştırdık mı oluyor. Bunu herkese veriyorsunuz şeylerinize.
public adresinizi. Benim yaptığım gibi silmeyin şeyleri, anahtar kelimeleri. Ya da private key export ettiyseniz kesinlikle silmeyin. Şifrenizi silmeyin, bir yere yazın, çıktısını alın. Ya da herhangi bir şifre programına kaydedin. Evet, bu şekilde. Burada burada fon olursa, mesela bizim airdroplara katılırsanız veya başka bir şekilde bir yerden alırsanız, WUSD stable para, WICC normal sistemde kullanılan coin, WGRT de yeni çıktı, governance coin yani yönetim coin. Buradan gayri merkezi şeyden, borsadan bunları trade edebilirsiniz. Şunlar alıcılar, bunlar satıcılar. Fazla bir spread yok. Burada chart'ı görüyorsunuz. Evet, bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Cüzdan oluşturma ile ilgili sorusu olan olursa bit.ly/ykiturk adresinde sorularınızı sorabilirsiniz.